Anne, anneanne odasında değil. Uzun zamandır ortalıkta hiç görünmüyor. Öyleyse Jago'nun odasında olmalı. Belki de terasa çıkmıştır. Hayır anne, evde her yere baktım. Anneanne ve Jago ikisi de ortada yoklar. Jago da mı yok? Genel'in odasına baktın mı? Az önce onun yanındaydım. Amcam şimdi döndü, ben de yanına geldim. Sukna, umarım anneannenin kayıp olduğunu söylememişsindir. Hayır anne, hiç kimseye söylemedim. Az önce Şiyam'ı çağırması için Makan'ı depoya gönderdim. İkisi birlikte ortadan kaybolduysa Şiyam onları bulması için göndeririz. Sen de biliyorsun, babaannem anneanneyi yemek masasında çok fena azarladı. Anneannenin çok incindiğini hissettim. Bilmiyorum. Anne, umarım anneanne yine anne ve babasının evine dönmemiştir. Hayır Sukna. Anneanne artık olgun bir kız. Yine çocukça bir şey yapmaz. Bu hem ailesini hem bizi perişan eder. Annemin geçen sefer onu ne kadar çok azarladığını biliyor. Evimizi ipotek ettirmeyeceğiz. Bazen çok inatçı oluyorsun. Ben de bu fikirden hoşnut değilim ki zaten. Ama geçimimizi sağlamak için başka seçeneğimiz yok. İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Yapmazsak ne olacak? Evi ipotek ettirmeyip yiyecek dilenmek itibarımızı kurtarır mı? Çaresiz kalmasam evi ipotek ettirmeyi düşünür müyüm? Mecburiyetten toprağımızı ipotek ettirdik, değil mi? Peki sonuçta ne oldu? Mecburuz diye evimi kaybetmek istemiyorum. Çaresiziz diye evimizi riske atamam. Ya iyi hasat olmazsa? O zaman ne yapacağız? Ama neden böyle düşünüyorsun ha? Vişnu kardeşin tarlasının verimli olduğunu herkes söyler. Tahıl tohumu serper altın toplarsın. Göreceksin. Tüm borçlarınızı bir kere de ödeyeceksiniz. Sonra evini geri alabilirsin. Bunu biraz düşün Bhagwati. Bunu biraz düşüneceğim. Doğrusu neyse, onu yapmak için uğraşacağım. Makan neden Şiyam'ı da alıp dönmedi? Ne oldu anne? Makan, gidebilirsin. Anneanne ve Jago ortada yoklar. Evde kimseye bir şey dememişler. Neredeler bilmiyorum. Şiyam, lütfen gidip onları bul. Eğer annem bunu öğrenirse ortalık karışır. Tamam, onları bulacağım. Merak etmeyin ama haber vermeden nereye gittiler? Ben de bunu düşünüyorum. En azından bir mesaj bırakabilirlerdi. Jack olsa yine anlarım ama anandi.
Anandi nasıl bu kadar düşüncesiz olur? Buna inanamıyorum doğrusu. Merak etme anne, onları aramaya çıkacağım. Onlar daha çocuk, burada olmalılar. Şiyam, önce Pule'nin evine bak. Orada olabilirler. Tamam. Çay var. Sıcak çay. Siz de için. Herkes acele etsin. Nagor otobüsü geldi. Hadi hadi. Acele edin. Acele et biraz. Biraz zaten geç kaldık. Biliyorsun. Çay önemli var. İşler biraz zaman alır. Sıcak çay. Ama bugün yaptığımız şey için herkes bize siz dua edecek. Jagdish, eve döner dönmez ailemi arayacağım. Hayır, çeneni çay kapalı var. Tut. Bak kimse bizim Nagor'a gittiğimizi bilmemeli. Neden? Neden mi? Tek başımıza Nagor kadar uzak bir yere gittiğimizi öğrenirlerse bize çok kızarlar. Ama Jagdish, ya annen soracak olursa ona yalan mı söyleyeyim yani? Bir şey söylemen gerekmiyor. Sen sadece sessiz ol. Gerisini ben hallederim. Ailen toprağını geri aldığı zaman, o zaman herkese her şeyi anlatırız. Hey Jagu. Ne işin var burada? Öğretmen benden betel yaprağı istedi. Onun için geldim. Ama sen burada ne arıyorsun? Hem de bu küçük hanımla birlikte. Boş ver. Söylesene. Neden beni aradın? Ha, dinle. İlginç değil mi? Evet. Gelecek misin? Ne? Nereye gelecek? Jagdish. Unuttun mu? Bana söz vermiştin. Bak, sana söylüyorum. Bu sefer gerçekten çok kızarım. Hayır, ben gelemem. Yeniden düşün. Sonra pişman olursun. Biliyor musun Sundar? Babam her şeyi öğrendi. Etrafta başıboş dolaştığımı, okulu astığımı. Babam seninle konuşmamam konusunda beni kesinlikle uyardı. Derslerime odaklanmamı söyledi. Ben gelmiyorum. Sen gerçekten... Anlayışın kıt mı senin? Jagu'yu yoldan çıkaramazsın. Hadi Jagu. Köyde her yere baktım. Tanıdığım herkese sordum. Sabahtan beri ne Jagu'yu ne Anandi'yi kimse görmemiş. Kimse onlarla ilgili bir şey bilmiyor. Herhangi bir haber var mı? Hayır gene. Başlarına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Bunu annemden ne kadar gizleyeceğiz? Anandi! Ben bakarım. Hayır Sugna. Sen kal. Ben bakarım. İşte geldiler. Nereye gittiniz ha?
Ne kadar endişelendik biliyor musunuz? Şiyam her yerde sizi aradı. Suguna yeter. Sonra konuşuruz. Anandi, yukarı çık. Annem sana seslendi. Dinle. Uzun zamandır evde olmadığını anneme söyleme, tamam mı? Hadi git. Ama nereye gittiniz? Anandi ailesi için çok üzülmüştü. Bu yüzden dua etmek için mabede gittik. Köyün hemen dışındaki şu mabede gidip dua ettik biz de. Oraya yalnız mı gittiniz? Neden kimseye söylemediniz? Ne kadar endişelendiğimizin farkında mısın acaba? Aceleyle söylemeyi unutmuşum işte anne. Gelecek sefer söylerim. Şimdi gidip üstümü değiştireyim ben. Çok acıktım. Bunlar nedir? Ne güzel fotoğraflar. Ve bu beşik. Bu giysiler. Festival için değil mi? Evet, her şey festival için canım. Şimdi bunları al ve dua odasını süsleyiver, tamam mı? Dediğin gibi bugün festival kutlamamız var. Eğer o beşiği güzelce süslemezsen kutlamalar yarım kalır. Bu beşiği çok güzel süsleyeceğim. Bekle. Herkese dua etmek için hazırlanmalarını söyle. Tamam babaanne. Babaanne sen de gel lütfen. Sabahtan beri odanda tek başına oturuyorsun. Lütfen sen de gel. Sen git Anandi. Annemi aşağı ben getiririm. Çok şirin olmuş, öyle değil mi? İşte, adaklarımız da hazır. Anandi canım, meyveleri ve bütün adaklarımızı mutfaktan getir. Artık zaman geldi. Saat 12'de törene başlamalıyız. Yemeklerin yarısını buraya gelmeden yer. En iyisi onunla gideyim ben. Hey Şiyam. Gidip annemle abimi çağır. Dua vakti geldi çünkü. Evet. Efendim. Bay Mahar bir Bayan Kalyani için geldi. Şiyam. Thank you.
Babaanne. Bay Mahavir seni görmeye gelmiş. Bay Mahavir seni görmeye gelmiş. Hangi cüretle benim evime gelebiliyorsun? Ama beni buraya davet edecek cesareti kendinde bulamadığını sanmıştım. Bu yüzden gelinini evime gönderdiğini düşündüm. Ben de bu işi kolaylaştırmak için buraya kendim geldim. Yani şöyle düşündüm. Gidip bir bakayım. Kalyani çok kötü durumda olmalı dedim. Kendi gelinini yalvarması için bana gönderdiğine göre gerçekten zor durumda olmalı dedim. Hem de ne için? Bir parça toprak için yalvardı. Kalyani. İşte bunu anlayamıyorum. Çünkü bir zamanlar herkesin içinde bana hakaret etmiştin. Oysa şimdi bir başkasının toprağına yardımcı olmak için gelinini gönderiyorsun. Ben de bunu uzun uzadıya düşündüm ve neler olduğunu anlamaya gideyim dedim ve geldim. Bence senin ecelin yaklaşmış.
Davetsiz bir şekilde evime giriyorsun ve gelinim hakkında saçma sapan konuşuyorsun. Seni uyarıyorum. Benim evimde asılsız iddialarda bulunmaya kalkma. Bundan sonrasını bana bıraksan iyi olur anne. Ve bir daha gelinimiz hakkında bu şekilde konuşursan, yemin ederim, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. İşte bu gerçekten tuhaf. Kalyani, senin oynadığın bu oyunu hiç anlamıyorum. Aslında buraya neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ispatlamaya gelmedim. Senin gelinin benim evime geldi. Ona sor bunu. Ben sadece şunu söylemeye geldim. Bir daha kendi gelininizi benim evime göndermeyeceksin. Bir daha böyle bir hata yapmayacaksın. Neden anlamıyorsun? Bak Mahavir, ben... Sen bana bağıracağın yerde bunu kendi gelinine sor. Gelip gelmediğini ona sor. Çok şükür. Sonunda bu kız doğruyu söyledi işte. Kalyani, doğrusunu istersen hiç değişme. Çünkü bugün bile yeterince kibar biriyim. Gelip yalvaran hiç kimseyi de geri çeviremem. Ve sizler evime istediğiniz zaman gelin. Bunun için tereddüt bile etmeyin. İstediğiniz şeyleri söyleyin. Soru bile sormadan yerine getiririm. Senden bir şey istemiyoruz.
Tanrı bize yeterince cömert davrandı. Oğlum, iki yetişkin insan birbiriyle konuşurken çocuklar araya girmez. Kalyani. Kalyani. Burada beni istediğin kadar küçük düşürebilirsin. Ama bilirsin, seninle çok eskiye dayanan bağımızı unutmadım. Ve bu yüzden size yardım etmeye geldim. Yine geleceğim. Sadece senin gelip rica etmeni bekliyorum. Pekala. Kimse karışmayacak. Beni öldürseydin seni yine bağışlardım. Ama bugün yaptıklarından sonra, seni ölümümden sonra bile bağışlamam. Oraya gittin ha. Bunu yapmakla benim neyimi alıp götürdüğünü biliyor musun sen bakayım ha? İtibarımı. Benim için daha önemli bir şey yok. İtibarımı. O adamın yanında itibarımı iki paralık ettin. Eskiden onunla başım dik bir şekilde konuşabiliyordum. Ama sen başımı eğdirdin. Beni yaşarken ölmüş bir kadına dönüştürdün. Hey! Şimdi öldüğüm için mi ağlıyorsun ha? Babaanne. Kimse bana karışmasın. Bu yaptığın için verilecek cezayı ben kararlaştıracağım. Kimse müdahale etmeyecek. Hala anlamıyorsunuz değil mi? Babanın itibarı için. Öyle değil mi kızım? Baban için de değil mi anneanne? Pekala. Git. Git ve onların yanında kal. Seni seven insanların yanında. Onların yanında rahat edersin. Hadi.
bu evi derhal terk et. Ve kendi ailenin yanına git. Hadi. Hayır baba anne. Bana bunu yapma ne olur. Lütfen beni affet. Yalvarıyorum sana. Babaanne, bu anneannenin hatası değil. Anandiyi oraya ben götürdüm. Sen buna karışma. Sakın. Oyununu bilmiyorsun. Önce seni kışkırtıyor, sonra da istediği şeyi yaptırıyor. Sen buna karışma. Benimle gel. Gel diyorum. Gel. Hayır babaanne, lütfen bunu yapma. Babaanne bırak beni. Gel dedim. Babaanne. Babaanne lütfen dinle. Ne yapıyorsun anne? Babaanne. Yeter anne. Lütfen. Ne yapıyorsun? Lütfen, anne lütfen. Anne. Beni dinler misin? Lütfen anne. Lütfen beni dinle. Dinle. Anandi'nin büyük bir yanlış yaptığını biliyorum. Evet, onu cezalandırmaya hakkın var. Onu istediğin gibi cezalandırabilirsin anne. Ama onu bu saatte evden atma. Bu saatte nereye gidecek ne anne? Ne demek istiyorsun? Ailesinin evine. Anandi hala onların kızı değil mi? Babasının toprağı için benim itibarımı iki paralık ettiğini görmüyor musun? Bu yüzden onu tek başına ailesine gönderiyorum ben. Artık burada kalamaz. Hadi bu lütfen evden gitmek yapma zorundasın. Anne, anne bunu anne, yapma lütfen anne. Beni. Lütfen. Bırakın. Onu bu evden göndermek istiyorsun değil mi? Tamam öyle yap. Ama anne sabaha dek bekle. Sabaha dek. Hava karardı. O daha çocuk. Bekle. Sabaha kadar. Sana yalvarıyorum. Lütfen anne sabahın olmasını bekle. Sabaha dek bekle. Sabah onu kendi elimle ailesine teslim ederim. Anne bekle. Onu şimdi gönderme lütfen. Babaanne. Beni bağışla. Beni bağışla lütfen babaanne. Pekala. Bu onun bu evdeki son gece. Sadece bu akşam için kalmasına izin vereceğim. Ve bunu insan olduğum için yapacağım. Ama yarın sabah bu kız bu evden gitmiş olacak. Şimdi odana git ve valizini toparlamaya başla. Hadi git artık. Dediğimi yap. Ve yarına dek o suratını görmek istemiyorum. Tamam, sakin ol kızım. Sukna, Şiyam, onu odasına götürün. Tamam, ağlama. Ağlama artık. Tamam mı? Kocanla konuş.
Anandi'yi sadece o kurtarabilir. Annem, annem sadece onu dinler. Tamam, onunla konuşurum. O da annesiyle konuşur. Kayınvaliden bunu anlayacaktır. Lütfen abla, kendine hakim ol. İnan bana, her şey düzelecek. Şimdi gidiyorum. Yani çok kötü durumda olmalı. Kendi gelinini yalvarması için bana gönderdiğine göre gerçekten zor durumda olmalı dedim. Onca yıl edindiğim itibarım birkaç saniye içinde yok oldu. Onca yıl. Saygın ve itibarlı bir kadındım ve şimdi halime bak. Ah, yüce Tanrım. Ah, oh Tanrım. Neden bugünü görmeden önce canımı almadın yüce Tanrım? O küçük kız bunu istemediğimi biliyordu. Evet, gitmesini istemediğimi biliyordum. Yine de o adama gitti. Hayır, o kızın artık evimde kalmasına izin veremem. Bu asla olmaz. Hemen geldiğin yere dön Sumitra. Ben son sözümü söyledim. Bu sözümden asla dönmeyeceğim. Biliyorum anne. Anandi çok büyük bir yanlış yaptı. Ama ona bu kadar ağır bir ceza verme. Bunu yapma lütfen anne. O bu evin bir parçası. Bizim kızımız, bu evi biz onsuz yarım kalırız. Lütfen. Bu seferlik onu affet anne. Sadece bu seferlik... Artık bitti. Bu kadardı. Onu defalarca affettim. Çocuktur ve zamanla öğrenecektir dedim. Ama hiçbir şey öğrenmedi. Bugün yaptığı şeyi sen anlayamazsın Sumitra. Şu anda bütün dünya bir araya gelse onu yine de bağışlamam kızım. Ama bana nedenini söyle anne. Neden? Sinirlerimi tepeme çıkarma benim. Git buradan. Hadi git. Git dedim. Anne.
buradan gitmek istemiyorum. Lütfen gidip babaannemle konuş. Şiyam abi, babaannemin ayaklarına kapanıp af dileyeceğim. Yemin ederim bir daha aynı hatayı yapmayacağım. O bana söylemeden uzaklara gitmeyeceğim. Evin dışına bile çıkmayacağım. Yalvarıyorum sana. Lütfen gidip babaannemle konuş. Benim için af dile. Bundan sonra babaannemin her istediğini yapacağım. Sugna abla, daha önce gizlice ailemin evine gittiğimde bundan hoşlanmamıştı. Bu yüzden beni geri göndermişti. Annemin o gün ne dediğini biliyorsun. Annem o günden beri bana çok öfkeli. O gün ailem bir söz vermişti. Bunun bir daha olmayacağına dair. Sugna abla, annem bir keresinde buraya geldiğinde bir kız gittiği her yere ailesinin onurunu da götürür demişti bana. Ve şimdi babaannemin beni kovduğunu öğrenince çok üzülecekler. Bu yüzden kalpleri kırılacak. Yüzlerini kara çıkardığım için. Bir daha asla yüzüme bakmayacaklar. Yanıma yaklaşmayacaklar. Benimle konuşmayacaklar bile. Ben buna katlanamam Sugna abla. Neler oluyor? Anancı de senin gibi ağlıyor. Bak, acını anlıyorum ama kendini toparlamazsan Anandi'yi nasıl sakinleştireceğiz? Şimdi kalk ve Anandi'nin yanına Hayır, gel. Hayır Şiyam. Onun yüzüne bakacak cesaretim yok. Bunu nasıl yapacağım? Ona hep şöyle derdim. Sen benim kızımsın. Gelinim değilsin. Beni annen gibi gör. Bugün bir anne olarak kızıma yapılan haksızlığa sessizce tanıklık ettim. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Lütfen bu şekilde düşünme. Anandi'nin senden hiçbir şikayeti yok. Ben kendimden şikayetçiyim. Kendi yüzüme bile bakamıyorum Şiyam. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, anneme hak veremiyorum. Ben bunu biliyorum. Zaten bu yüzden çok üzgünüm. Anandi'yi gelinim olarak bu eve getirdiğimde çok sevinmiştim. Ama bugün başına gelene bak. Onun acısını görmeye tahammül edemiyorum. Tanrı biliyor ya. Anandi'yi her zaman kızım olarak gördüm Şiyam.
Cagu ve Sugna gibi Anandi de hayatımın bir parçası. Bu şekilde bu evden ayrılıp gideceğini hayal bile edemezdim. Cagu'nun babası bunları öğrenince ne olacak? Şiyam? Şiyam, Cagu'nun babasını buraya çağır hemen. Söyle ona işini bıraksın ve bir an önce eve gelsin, tamam mı? Burada olursa Anandi'nin gönderilmesine izin vermez. Bir şeyler yapar. Şu anda ulaşılamıyor. Yüce Tanrım. Ama endişe etme. Onu sürekli arayacağım. Ulaşmaya çalışacağım. Gerçekten haklısın. Eğer burada olursa Anandi'nin kalması için bir şeyler yapar. Tamam. Lütfen artık ağlama. Gidip Basant amca ile konuşacağım. Ona bir daha denemesini söyleyeceğim. Biraz daha ısrar ederse belki babaannenin fikrini değiştirir.